artık bir hastane koridoru çaresizliğinde yürümek istemiyorum hayat. Tutuk donuk bakışlarla parmaklarımı çıtlatarak, yorgun uykusuz ama incecik ipekten bir ümitle. Ben çıkıp yürümek istiyorum Cengiz. Ben tedaviyi reddeden bir hastanın kamburunu sırtımdan indirmek. Ben ayaklarımı içe basmadan, kendi kendime çelme takmadan yürümek. Neye karşı çıktığımı bile bilmediğim gösterilere katılmak, bağırmak, bir kalabalığa ait olmak. Saydam kimliğime renk vermek. Ben kabuğuma 7 çekiç darbesi indirmek. Cengiz, sen beni bilirsin. Herkes beni bilir. Ben herkes beni bilsin istemiyorum artık. Gözünüze soktuğum bu kederi ne zaman çıkardım pay edip sakladığım küçücük kutulardan, kavanozlardan? Odamda dururdu eskiden hüznüm. Çok uzun süre yalnız kalmış bir evin havasızlığı gibi yüzüme çarpardı oraya girince. O kutuların kapağını kim açtı Cengiz? Kim serbest bıraktı bu arsız hüznü? Beni bildiğin gibi bunu da bilsen. Cengiz, bu hastane çok büyük. Çıkış kapısını bulabilsem, koşar adım gideceğim hürriyete. Bana yardım et. Bir yolu vardır, buraya nasıl girdiysen öyle çıkarsın de. Volta atarak bir yere varamazsın. Bu koridorda daha fazla kalamazsın. Kantinden gelen kahvelerle kim nereye kadar durabilir ayakta? Ama o insanı ağırlaştıran, insanı çivi gibi kendine çakan sandalyelere de oturma de. İlaç kokusu solumaktan ciğerlerim çürüdü Cengiz. Çok uzak bir düş gibi ama seçebiliyorum perde perde. Ben bisikletlerle, şarkılarla, sahil boyu hiç durmadan. Tuz ve çimen kokuları vardı bir zamanlar. Ben kahkaha bile atmıştım bir keresinde Cengiz, inanır mısın? Ben inanmam. Beni inandır ne olur. Beni ne olur inandır. Bu koridordan önce başka bir hayatım olduğuna, bir zamanlar kendime bile bel bağlamadığıma. Sinema salonları gördü gözlerim, ada vapurları. Hepsi siliniyor Cengiz, gözlerimi kurtar. Cengiz, bana ömrün beklemekle geçmedi de. Bunu duymaya çok ihtiyacım var. Birlikte hüznümü toplasak yeniden o cam kavanozlara, o kırmızı beyaz puantiyeli kutulara. Bu kez sımsıkı kapatsak. İstersen bir kuyuya bile salarız hüznümü. Sen söyle, ben ne yapılır bilmiyorum henüz. Ben kabuklu bir canlı ya da kabuklu bir cansız olmaktan usandım Cengiz. Kabuksuz bir canlı olmak çok mu zor bundan sonra? Bana can suyu ver, beni köklerimle barıştır, beni üstünde kuş yuvaları olan bir ağaç olacağım günlere ulaştır. Cengiz, yumruğumu boşa al, elimi gevşet. Elimi tut demiyorum, biliyorum çünkü birinin elini tutmak, bırakacak olmak da demek aynı zamanda. Kimse kimsenin elini bir ömür tutamaz. Mümkün değil. Cengiz, peki ben hiç tutmadığım bir eli, tutarak bir ömrü harcamadım değil mi?